Siz psikiyatrik anlamda da ciddi konulara aslında değmişsiniz. Nilüfer Hanım, değil mi? Kaan'ın annesi. Nilüfer Hanım'ın yaşadığı ve oğlunun şahit olduğu, çok küçük yaşlarda şahit olduğu ve hayatı boyunca izlerini taşıdığı çok travmatik bir olay var aslında. Evet. Selim karakteriyle birlikte. Olaylar ilerlediğinde ama hikayenin sonuna doğru aslında bir anlamda siz ona da o yaraya da üflemişsiniz. Yani bir şekilde Nilüfer'in de ne yaşadığını bize neden o şekilde davrandığını küçücük cümlelerle hissettirmeye çalışıp Selim-Nilüfer ilişkisini de açmışsınız ya da minik ipuçları vermişsiniz diyelim. Ama romanın baş kişisi Kaan'ın bundan nasıl etkilendiği ve Kaan'ın kardeşi Kerem'le olan ilişkisindeki o korumacı duyguları, davranış biçimlerini geliştirmesi anlamında baktığımda sizin psikiyatri konusunda da araştırma yaptığınızı düşündürdü bana. Bu konuda ne dersiniz? Çünkü çok katmanlı ilişkiler var. Hiçbirisi kolay ilişkiler değil. Ama işin sihirli tarafı hepimizin hayatında azıcık da olsa, benzeri olsa da yaşadığı travmatik olaylara sanki bir kapı açmışsınız gibi geldi bana. Ne dersiniz? Evet, kitapta psikiyatri tabii ki var. Orada çok hassas olmam gerekiyordu. Çünkü Zehra'nın konusu hassas olunması gereken, kırmadan, dökmeden, titizlikle yazılması gereken bir konuydu. Orada bir ensest ilişki var çünkü. Ya da işte diğer travmatik olaylar da aynı şekilde hassasiyetle yazılması gereken konulardı. Doğrusu terapist arkadaşlarıma sordum. Onlardan destek aldım. Özellikle Zehra ile alakalı. Ben bir gün bir işte dağda bir yürüyüşe çıkmıştım. İda Dağı'nda, Çanakkale'de bir yürüyüşe çıkmıştım. Orada iki tane hanımefendiyle tanıştım. İşte ne iş yapıyorsunuz dedim. Biz sosyal hizmetlerde uzmanız dediler. Sohbet ederken bu işte aile için cinsel şiddet konusunda uzman olduklarını ve o kadar vahim vakalar karşılarına çıkıyor ki hani kendileriniz de sağaltabilmek, hani doktor, psikologların, oradaki işte psikiyatrist grubundaki arkadaşların kendilerini de iyi hissetmeleri için böyle zaman zaman doğaya açıldıklarını anlatmışlardı. Bazı olaylardan bahsettiler. Çok etkilendim. Sonuçta edebiyat bir kendini ifade yöntemi. Edebiyat pasif bir iş değildir bence. Edebiyat bazıları edebiyatın pasif bir duruş olduğunu söylerler yazmanın. Bence edebiyat tam tersi toplumları, büyük kitleleri, kolektifi etkileyen bir tavrı var edebiyatın. Ama bunu etkili olabilmesi için de mümkün olduğunca hem insanı da çok kırmadan, çok yaralamadan olayları gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Travmaları anlatırken hani okuyucuyu çok böyle ağlatmak marifet değil, onu etkilemek, onu dönüştürmek marifet bence. O yüzden doktor arkadaşlardan, hani psikiyatristlerden, işte bazı psikologlardan, kendi ailemdeki terapist akrabalarından da böyle bir takım yardımlar aldım, kitap okudum bu konuda. İlginç kitaplar da okudum, elime geçti. İşte ve şunu anladım, yani kendim için de bu geçerli. Eğer bir yaranız, bir travmanız, bir derinlere attığınız bir durumunuz varsa ve bunu ifade edemiyorsanız, üzerinden yıllar da geçse o çözümlenmeyen bir sorun olarak hep bir yerlerde kalıyor. İfade edilmemiş duyguların biz zamanla yok olduğunu zannediyoruz. Halbuki onlar, o duygular bizim başka türlü ilişkilerimizde kendilerine böyle, hani su yolunu bulur derler ya, başka türlü ilişkilerimizde kendilerine yol bulup ortaya çıkıyorlar. İşte yıllar öncesine ait
bir travmamız, bu herhangi bir travma da olabilir. İlla taciz olmak zorunda değil, başka bir şey de olabilir. İşte bizim patronumuzla olan ilişkimizde ya da efendim anne baba ya da çocuğumuzla olan ilişkide birdenbire ortaya çıkabiliyor. Farklı boyutlarda kendini ifade edebiliyor. O yüzden romanda zaten bu da var. İfade edilmemiş duyguların, üzeri kapatılmış, yok sayılmış duyguların, aslında yok olmadıklarını, onların zaman içerisinde farklı yollardan ama daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkıp bizim hayatlarımızı etkileyebileceğini, etkilediklerini de ifade etmeye çalıştım ama bu bir gerçek, evet. Tıbbi olarak da bu konuda danıştığım kişiler oldu tabii ki.